Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz ve Buca ilçesine geldik. Sizler için doğal gaz sistemleri sektörünün konuğu olacağız. Şu anda yanımızda makine mühendisi Sayın Caner Acar var ve Acar Mühendisliği'nin konuğuyuz. Şimdi Caner Bey bizlere faaliyetleri hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Caner Acar'ı tanımak istiyoruz. Makine mühendisiyiz. Biraz izleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? 1983 İzmir doğumluyum. 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni kazandım. Makine mühendisliği bölümünü Uşak'ta okudum. 2007 mezunuyum. Mezun olur olmaz doğalgaz ısıtma soğutma sektörüne girdim. Bu alanda faaliyet gösterdim. 2010 yılında kendi işimi yapmaya başladım. Kendi işimi kurdum yine Uşak'ta. 2012'de Kasım gibi İzmir'de yine kendi işimi kurdum ve Buca'da faaliyet gösteriyorum. Yani yaklaşık bir senedir Acar Mühendislik Buca'da faaliyet gösteriyor. Sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz nedir? Şu an için bizim sektördeki yerimiz, biz daha çok referans ağırlıklı çalışıyoruz İzmir'de. Yani çok fazla İzmir'de bile piyasa biraz daha farklı. Farklı olmasının sebebi, tabii İzmir'de doğalgaz sektörü bundan 2 senedir, 3 senedir canlanan bir sektör. Caner Bey, metropol şehirlerde artık doğalgaz çok önemli bir yer taşıyor. Can ve mal güvenliği için oldukça önemli. Evet, doğrudur. Yani normal şartlar altında LPG gazından çok daha güvenli bir gaz. Neden? LPG gazı havadan ağır olduğu için herhangi bir kaçak durumunda daha çok tabana yakın yerlerde birikiyor. Ve bunun için de camların, kapıların açılıp olup aynı zamanda süpürme işlemiyle evden dışarıya atılıyor ve bu işlem en az bir gün sürüyor. Ama doğalgaz havadan 3 kat daha hafif bir gaz olduğu için zaten yapılan tesisatlar gaz dağıtım şirketleri mühendisleri tarafından kontrol ediliyor, uygun görülüyor, o şekilde müsaade veriliyor. Havadan da en az 3 kat hafif olduğu için biz genelde böyle camın üst noktalarına falan havalandırma menfezi açılır. Herhangi bir kaçak durumunda da oradan hızlı bir şekilde atmosfere dağılır. Yani bu da can ve mal güvenliği için. Can güvenliği açısından tabii daha iyi bir enerji çeşididir. Onun haricinde LPG gazıyla alakalı olarak maliyet açısından çok tasarrufludur. Örneğin mesela ayda 2 tane tüp kullanan bir aileyi düşünün, 4 kişilik bir aileyi düşünün. Evet. Ocak ve şofben tesisatında yaklaşık olarak bunun 6'da birini doğalgaz olarak ödüyor. Nedir mesela? 2 tane tüp 120 TL yapıyorsa 20 TL'ye sıcak su ve ocak masraflarını karşılıyor normal bir aile. Hem de güvenli bir şekilde. Aynen o şekilde. Hem de güvenli bir şekilde. Isıtmada da zaten kömürde kıyasladığımız zaman kömürden aşağı yukarı maliyet olarak %50 daha avantajlıdır. Elektrik de doğalgazdan aşağı yukarı 1,5 kat daha maliyetlidir. Isıtma anlamında konuşuyorum. Bu yüzden de doğalgaz daha çok hani nasıl söyleyeyim böyle orta düzey ve daha düşük düzey aileler için işletme maliyeti olarak fiyat olarak enerji maliyetini daha aşağı indirdiği için o yönde daha çok kullanılıyor. Yani o tarz ailelerde 4 kişilik bir aileyi ele aldığımız zaman daha çok avantajlı geliyor yani. Aynı zamanda da çevre dostu. Yani aynı zamanda çevre dostu, doğru. Kesinlikle. Peki efendim, kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz iki ekip çıkıyoruz. İki ekip çalışıyoruz. Ekiplerimiz 3'er ve 4'er kişiden oluşuyor. Bir tane aralarında baş ustaları var. Yardımcı eleman, kalfa, yardımcı usta, kalfa ve çırak şeklinde. 4 kişi bir ekip de aşağı yukarı 120-160 metrekareye kadar daireleri bir günde kalorifer tesisatını, kombi tesisatını, radyatör montajlarını ve doğalgaz tesisatının montajlarını bitiriyorlar. Ekstra üzerine bir de eğer kırım gibi yerler, delik açma işlemleri yaptıysak onları da alçıyla, sıvayla kapatıyoruz.
ve kaba bir temizliğini yapıp daireden ayrılıyoruz. Yani faaliyet alanları da konut projeleri. Genelde konut. Hani sanayi projelerine şu an için benim bir şeyim yok. Sanayi işleri de yapılıyor doğalgazla alakalı olarak. Benim onu, o yönde bir yetkim yok. Onun da yetkileri ayrı şekilde alınıyor. Ve çok fazla da bir deneyimim yok. Hı hı. O yüzden şu an için bilmediğimiz işleri yapmıyoruz yani. Peki İzmir ili sınırları içinde mi hizmet veriyorsunuz? Çevre illere de hizmetiniz İzmir ili sınırları içinde hizmet veriyoruz. Zaten bizim yetkimiz şu an İzmir il sınırları içinde geçerli. Hı hı. İzmir sınırları içinde hizmet veriyoruz. Şu an firmamızın kapasitesi gereği de çok fazla işin açıkçası İzmir şehrinde de Ali Ağa'dan tutun Torbalı'ya kadar her yerde iş yapmaya yetkimiz var. Fakat biz çok fazla açılmıyoruz şu an için yani. Daha çok Buca ve yakın ilçelere çalışıyoruz. Kaliteli hizmet veriyorsunuz. Dikkatli yani daha ve titiz çok, çalışıyorsunuz. Evet, referansa çalışıyoruz. Hani yaptığımız işte şimdi bir de bu işte şey var. Daha çok inşaat işi olduğu için müşteriyi memnun etmek çok zor. Yani biz müşteriyi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda referansa iş yapıyoruz genelde. Taahhüt ettiğiniz günde de işleri teslim taahhüt ediyorsunuz. Taahhüt ettiğimiz günde, taahhüt ettiğimiz zaman da işleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Ve de şu an için zaten bölgede hani dediğim gibi doğup büyüdüğüm, yaşadığım bölge Buca olduğu için bu bölgede genelde hep tanıdık ve aile dostlarına iş yaptık. Onlarla alakalı olarak da %100 müşteri memnuniyetini yakaladık. Bir de benim ekstra yaptığım işte şeyi de göz önünde bulundururum ben. Müşterinin işletme maliyetini de düşünürüm. Hı hı. Yani rastgele bir radyatör veya boru seçiminden veya kombi seçiminden ziyade hani işin işletme maliyetini de düşünürüm. Örneğin mesela yaptığım yerin uygun sıcaklıkta ısınmasını isterim ve faturada da uygun bir fatura ödemelerini isterim. Bunun için de önceden yaptığım keşiflerde ona göre bir keşif tablosu hazırlarım. Fiyatımı ona göre çıkarırım. Belki başka diğer hani işin açıkçası herkesi bu konuda şey yapmak olmaz ama daha çok yatırım maliyetini biraz daha aşağıya çıkaran firmalar da oluyor arada. Mesela hı hı. radyatörü 2 metre aşağıda yazıyor. Hı hı. Bu sefer ne oluyor? 300 milyon benden daha uygun fiyat veriyor. Yani bu tarz şekilde yaklaşmıyorum müşteriye. Hani ısıl ihtiyacı, ısıl kapasitesi neyse ona uygun radyatör miktarını çıkarırım. Yatırım maliyeti biraz fazla olur ama işletme maliyetinde müşterinin yüzü güler yani. Geçmişten bugüne sektörünüz oldukça değişti ve gelişti. İlerleyen yıllarda sektörünüze dair hedefleriniz nelerdir? İlerleyen yıllarda sektöre dair hedeflerim ben bir de yüksek lisans da yaptım. Hı hı. Yüksek lisansta çalışma alanlarımdan bir tanesi de yenilenebilir enerjiydi. Evet. Daha çok işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hı hı. bu tarz işlerde de faaliyet göstermeyi düşünüyorum. Tabii bu biraz da hem zamanla alakalı hem de bizim kişisel çalışmalarımızla, gayretlerimizle alakalı bir şey. Buna en yakın şimdi şey vardır, ısı pompası dediğimiz bir sistem var. Hı hı. Onunla birlikte başlayıp bu işlere de girmeyi düşünüyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün İzmir Buca'dan Acar Mühendislik'ten seslendik. Doğalgaz kullanıcıları için Caner Bey'den bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.